Türkiye'de son dönemde fakir fukara vicdanını kanatan bir durum. Biliyorsunuz bu çok maaş meselesi, 4-5 yerden maaş alınması zaten toplumun gündeminde, insanların gündeminde. Şimdi gözünün içine baka baka, fakir fukaranın gözünün içine baka baka huzur hakları alınacak. Türkiye'de her 3 gençten resmi rakamlara göre biri işsiz, emekli 7500 lira maaş alıyor. Hatta dul ve yetim bunu çok daha düşüğüne alıyor. 2000 lira, 3000 lira maaş alıyor dul yetim. Milletin gözünün içine baka baka 4 yerden huzur hakkı alma ve 4 kez alma hakkını getiriyorsunuz. Bunu nasıl getiriyorsunuz vallahi bilmiyorum. Bu huzur haklarının alınması nasıl getiriyorsunuz? Vergilerine muaf. Yani iyi vicdanlısınız ya. 4 kez iyi yani. Bir de 10 kez olduğunu düşünün. 20 kez olduğunu düşünün. Daha fazla vicdanlısınız ya. Allah sizden razı olsun. Ya bu hakikaten büyük vicdansızlık. Bu haksızlık. Fakire fukaraya haksızlık. Millete haksızlık. Tarım Orman Bakanlığı'nın kuruluşlarında, çiftliklerde, her tarafta bu uygulama var. Şimdi size şunu söyleyeyim. Sudan'da kurulan şirket var. İran'da kurulan gübre fabrikası var. Bu bir uygulama olmuş durumda. Ama bu doğru bir uygulama değil. Şimdi diyorsunuz ki sürekli laf atıyorsunuz. Efendim başka yerlerde var mı? Hodri Meydan araştırılsın. Kim CHP, MHP, AK Parti hiç fark etmez. Kim çalışmadan para alıyorsa, kim kolay yoldan zenginleşiyorsa. Hodri Meydan bir kanun getirelim. Diyelim ki belediyede de kamu kurumlarında birden fazla maaş alınamaz diyelim. Ancak şunu da söyleyelim, biz bunları biliyoruz. Kamuda daha böyle profili yüksek, daha eğitimli insanların çalışması için özel sektörle rekabet etmek lazım. Onu da biliyoruz. Onu da yapalım. Ama milletin vicdanını kanatan işlerden vazgeçelim. Yani bir örneğin özel firmada, yabancı firmada ya Türkiye'deki önemli firmalarda bir mühendisin aldığı maaşı devlet karşılayamıyorsa devletin kuruluşlarına doğal olarak gelmiyor. Bunu da düzenleyelim. Ama değerli arkadaşlar, şimdi siz bu çoklu maaş, çok maaş uygulaması maalesef bir gelenek olmuş. Bir belki o insanları burada tutmak için gerekçeniz herhalde bunlardan birisi. Ama zaten ben hep danışmanlar meselesini gündeme getiriyorum. Devletin ortaklıklarında çalışan insanları gündeme getiriyorum. Hiçbirinden haberimiz yok. Kaç kişi çalışıyor, kaç danışman var, ne kadar maaş alıyor bilgimiz yok. Şimdi üzerine bir de fakir fukaranın gözüne soka bu dört kez huzur hakkı almayı getiriyorsunuz. Bu doğru bir uygulama değil. Bu milletin vicdanını yaralar. Bu fakirin fukaranın vicdanını yaralar. Bu doğru bir şey değil.